Merhaba arkadaşlar, düzlem ayna testinin çözümüne başlıyoruz. Düzlem ayna 2. Birinci soruyu okuyalım. Şekildeki düzlem aynalar arasında konulan I noktasal cisminin bu aynalarda oluşan toplam görüntü sayısını bize sormuş. Ne yapıyorduk? Önce aynalarımızı tamamlıyorduk değil mi arkadaşlar? Sonra görüntüsüne bakıyorduk. Dik uzaklıkta olacak şekilde. Ama bakın buradan I üssü geldi. Bakın buradan da bir I üssü gelmiş oldu. Arkadaşlar şimdi burada bu I üssü 1'in de görüntüsünün buradan çıkmasını bekliyorum. Niye? Çünkü direkt doğrudan görüş açısında ona ışın uzatabileceğim bir yerde. O yüzden 3 birim daha buraya ekleyip kendisini yerleştirdiğimde onun da tekrar olacak burada bir görüntüsü ve toplamda 3 görüntü elde etmiş olacağım. Bakın buranın tekrar burada görüntüsü olamıyor. Niye? Tam görüş açısında olmadığı için arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. İkinci sorudayım. Birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan düzlem aynaya G noktasından bakan gözlemci X, Y, Z ve T noktasal cisimlerinin hangilerinin görüntüsünü görebilir demiş. Hemen bakalım. Hemen aynamızı yine uzatıyoruz. Burada da aynı şekilde yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Burada da tıpkı bir noktasal ışık kaynağı ya da başka bir şey varmış gibi aynadan yansıyan görüntünün de arkada görüntüsünü alıp oradan ışın yollamak daha kolay oluyordu. Yani buradan ışınlar yansıtmaktansa. Hemen bakıyoruz. Buradan yarım birim gitmiş dik olarak. Buradan da yarım birim. Ha, benim görüntümün o zaman görüntüsü bu şekilde. Şimdi aynaya o arkadan yansımalar yolluyorum arkadan. Sanki oradan bir ışın çıkıyormuş gibi. Bakın buradan 2 birim, buradan 2 birim gitti. Böylece bakın nereyi görmüş oluyorum? Aynanın yansımasını şuradan bakarak T ve Y'yi görmüş oluyorum. Cevabım Bursa arkadaşlar. Üçüncü sorudayım. Eşit bölmelendirilmiş sistemde noktasal I cisminin K ve L düzlem aynalarında oluşan ilk görüntüleri arasındaki uzaklığı istemiş benden arkadaşlar. Bakın başka ekstradan görüntünün görüntüsünü istemiyor. İlk görüntüsünü istiyor. Ne yapıyorum? Aynı şekilde aynamı uzatıyorum. Bakın uzatırken bir dikkatli, bakın iki birimi burada 1'e 2'lik bir alan kapladığı için ona göre dikkat etmemiz lazım. Şöyle geliyor. Buradan da bu şekilde paralel bir şekilde hata yapmaya çok müsait tamamlamalardır bunlar. Dikkatli olalım, dikkatli sayalım. Bakın öncelikle L kolay, L'den yansıtalım. Doğrudan ne olacak? Kök 2 birim buradan gidecek, kök 2 birim buradan gidecek. Benim I üssüm geldi buraya. Çok güzel. Evet, şimdi aynı şekilde buraya dik uzaklık çıkartmam lazım. Bakın doğrunu çok dikkat edin. Dik uzaklık neresi oluyor? Tam şu kareler arası değil mi arkadaşlar? 2 birim bu şekilde gittiğine göre buradan da bakın hata yapmamak için doğru birim kareleri sayın. Bakın I 2 üssü. Bunların arasındaki mesafe kaç? 3. Gördüğünüz gibi 6 birim. Cevabım Adana. Dördüncü sorudayız. I ışık ışını düzlem aynadan şekildeki gibi yansımaktadır demiş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ortalıkta bir düzlem ayna yok. Yansımasını vermiş düzlem aynayı biz bu yansımaya göre oturtacağız. Buna göre X cisminin düzlem aynada görüntüsü hangi noktada oluşur demiş. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer yansıma kanunlarına göre değil mi? Düzlem aynaya gelen bir ışın geldiği açıyla geri yansıması gerekirdi. O zaman nasıl bir normalle geliyor bu geliş açısı? Değil mi arkadaşlar? Şöyle şu şekilde eşit açı yapacak şekilde bir normalle geliyor. Bu normalde diğer bizim asıl yansıması gereken aynamıza dik olması gerekmiyor mu? Hemen biz buraya bir aynayı yapıştıralım. Bakın bu aynayı da yine uzatalım. Şöyle bir aynamız olmuş olsun. Evet, şimdi gördüğünüz gibi daha mantıklı bir hale geldi zaten artık şekil. Diyor ki X'in karşıdaki işte görüntüsü hangi noktada oluşur? Hemen nasıl yapıyordum arkadaşlar? Doğrudan bir dik indiriyordum. O diki bu taraftan çıkartmış oluyordum arkadaşlar. X nerede? X şimdi arkadaşlar bu şekilde gelecek. Bakın 1,5'la dike ulaşmış oldu. Buradan da aynı şekilde ulaşacak. Ne olacak? 1,5'un diğer kalan yarımı ve 1. Ne oldu arkadaşlar? 4 noktası bizim X'imizin görüntüsü olmuş oldu. Cevabımız Denizli. 5. sorudayız arkadaşlar. Gelen ışının ayna düzlemiyle yaptığı açı gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açının 1/4'üne eşittir demiş. Buna göre ışının ayna ile yaptığı açı kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi öncelikle bunu şekil çizerek yapalım.
Böyle durumlarda doğrudan şekil çiziyoruz. Gelen ışının diyor, bu aynamız olsun. Gelen ışının diyor ayna düzlemiyle yaptığı açı, gelen ışın şu. Alfa diyelim bunu. Ne diyor? Yansıyan ışınla gelen arasındakinin 1/4 diyor. Yani orası alfa ise canlar, yansıyan da burası ya. 1/4 şu açının 1/4 burası. O zaman burası 4 alfa mı olmuş oluyor? Güzel. Buna göre ışının ayna ile yaptığı açıyı soruyor. Yani şu alfanın ne olduğunu bize soruyor. Şimdi ben bu gelenle yansıyan arasını neyin böldüğünü biliyorum. Normal dediğimiz yüzeye dik inen hayali ışınla bölündüğünü biliyorum, değil mi? E o zaman bu normal bunu ne yapıyordu? 2 alfa 2 alfa diye iki tarafa ayırmıyor mu canlar? Ne olacak? Benim o zaman 2 alfa artı alfam, bu da buraya dik iniyorsa ne olmuş olacak? 90 derece olmayacak mı? 3 alfa eşittir 90 derece. Şöyle yazalım. Alfa da eşittir. Bu halde 30 derece olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 6. sorudayım. Okuyoruz. I'nolu düzlem aynaya. Şurası. Şu kısım, şu aynadan bahsediyor. Şekildeki gibi gönderilen ışın 2 nolu düzlem aynadan yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer diyor. Şimdi canlar, burada yansıtmayı çok iyi yapmamız lazım. Yine ne oluyordu? Düzlem aynalardan eşit açıyla yansıyordu. Bakın şimdi buradan böyle 2 birimle geldiği için ben bunu yine 2 birim yansıtacağım. Bakın bunu doğrudan buraya götürmüyorum. Aynı şekilde, bakın hiç bozmadan, sanki 2 birim yansıyacakmış gibi götürüyorum, burada bırakıyorum. Benim haliyle buradan geri yansımam da bakın bu yarım açıyı alarak olacak arkadaşlar. Ne olacak? Buradan geldi bir kere, şuraya tamamlandı. Ve buradan yine böyle 2-2 bu şekilde geldiği gibi yansıyacak arkadaşlar. Bakın nereye ulaşmış oldu? K harfine cevabımız Edirne. 7. sorudayım. Kale ışıklı cisminden çıkan ışınlar önce Y, bakın önce Y, sonra X düzlem aynasından yansıyarak bir görüntü oluşturmaktadır diyor. Önce Y'den yansıtalım. Aşağıdaki, yani en sonundaki görüntüyü soruyor bizde soruda. Öncelikle bakın Y demiş. Dediği sırayı bu noktada izlemek zorundayız. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Nokta nokta bunu belirleyeceğiz. En doğru, yani bir cismin yansıması bize verildiğinde cismin başını, ucunu, çıkıntılı ne kadar noktası varsa biz bunları bir noktalandırıp bunlara isim verirsek çok daha rahat, yani tek bir noktaymış gibi düşünerek yansıma kanunları üzerinden yansıtırsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. O yüzden bakın şimdi K ucu zaten burası isim vermiş ve L ucu. Sırayla yansıtacağım. Zaten burası düz ve K'ya dik bir olduğu için şu mesafe neyse şu mesafede benim şu K ucum burada olmuş olacak. L ucum burada olmuş olacak. Ok mu vermiş bize? Ok bu şekilde meydana gelmiş olacak. Gelelim X'de yansımasına. Asıl sıkıntı burası. Ne yapacağım? X aynamı uzatıyorum. Hayali bir şekilde X aynamı uzatıyorum. Öncelikle K ucum bir kere buraya dik olacak değil mi arkadaşlar? Dik bir şekilde yansıdığı için K ucuma şöyle bir dik yolladım. K ucum en az bu kadarlık bir mesafede dik yansımayacak mı arkadaşlar? En az o kadarlık bir mesafede. Tabii benim şu anda düzlemim bunu almadığı için şöyle bir yere koyuyorum K ucunu arkadaşlar. Ne olacak? L ucu da aynı şekilde, bakın oradan da bir dik getiriyorum. Aynı, o da onun gibi arkada oraya uzanan bir ifadede bulunmuş olacak arkadaşlar. Ne oldu? Buraya da uzattığıma göre. Şimdi burası K oldu. Bu taraf L oldu. Bakın bu şekilde, çünkü aynı mesafede yansıdığını düşünüyorum. L'den K'ya bir okucum var. Bakıyorum ışıklarda hangisi arkadaşlar? Bursa benim doğru cevabım. 8. sorudayız. Sayfa düzlemine dik tutulan düzlem aynalardan oluşan şekildeki düzenekte canlar I noktasal cisminin görüntüleri oluşmaktadır diyor. Şimdi buna göre hangi noktalarda görüntü oluşmaz diyor. Bunları belirleyeceğiz. Şimdi ne yapıyorduk? Öncelikle I'nın görüntüsü nerede oluşuyor? Sırayla bakıyorum. Şimdi I'nın bir kere şurada, aynam şurasıysa I'nın tam simetrinde burada görüntü oluşur mu? Tamam, bir de oluşur. Buraya hatta doğrudan I üssü diyelim ve buradan yansıtmaya devam edelim. I'dan ben arkadaşlar ne yapıyorum? Şuradan da bir benim aynı şekilde I'm var. Ne yapacak? Bunda bir simetri 2 değil mi? Bakın 2'de de oluşturuyor. Tamam, 1 ile 2'yi hallettik. I üstünden de bir ışının yansıdığını düşünelim değil mi? Tam, çünkü teğet geçmiş oluyor esasında. I üstünden de şöyle işaretledim de bakın arkadaşlar doğrudan neye gitmiş oluyor?
6'ya da gitmiş oluyor. Bu durumda bakın 3'te, 4'te, 5'te buradan ne çıkarırsak çıkaralım görüntü oluşmayacak. O yüzden cevabım Bursa 3, 4, 5'te görüntü oluşmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düzlem aynalara şekilde gönderilen bir ışınının bir nolu düzlem aynadan gelme açısı alfa 1'miş. Şu açıdan yani gelme açısı bizim ne oluyor arkadaşlar? Bakın asla aynayla gelen ışın arasındaki açı değil. Gelme açısı ışının normalle arasında yaptığı açı. Bunu unutmayalım. Yani aslında ben şuradan bir normal çizeyim. Burayı dik indirerekten şu açı burası 90 derece tamamlayacağı için esasında 60 derece benim alfa 1'im olmuş oldu. Bakın hemen buldum. İki nolu aynadaki yansıma açısı ise alfa 2. Bakalım nasıl yansıyacak. Şimdi buradan 60 derecelik bir açı ile geldiyse buradan da şurası yine değil mi gelme açısı ile yansıyacağı için şurası da 60 derece burası 30 derece olmuş oldu. Buraya geldi çarptı. Çok güzel bakın 70-30 ne kaldı geriye 80 derece. Demek ki geldiği açı neyse değil mi aynayla yaptığı açı. Bu taraftaki de aynı şekilde aynayla yaptığı açı 80 olacak. 2 kere 16 geriye ne kaldı arkadaşlar 20'şer açı kaldı değil mi 20 açısı kaldı buraya bu ne olacak tabi gelme açısı ve yansıma açısı buralar değil mi 2'ye bölmek zorundayım 10 burası 10 burası bu da benim alfa 2'm olmuş oldu dolayısıyla alfa 1 eşittir 60 derece alfa 2 eşittir 10 derece ikisini oranladığımda cevabım 6 Bursa şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. 10. ve son sorudayım. I ışık kaynağı, düzlem aynağı, saydam olmayan cisim ve perde şekildeki düzenekte hazırlanmıştır diyor. Evet bakıyoruz düzlem aynağı bu şekilde. Düzenekte perde üzerindeki gölge desenini bize soruyor neye benzer diyerekten. Şimdi ben ne yaptım burada ışık kaynağım var. Öncelikle sanki bir ayna yokmuş gibi ilk görüntüsünü buradan çıkarıyorum. Şurayı dişlediğimizi sayalım. Ne oldu? Şurada bir gölgem olmuş oldu. Ha ne yapacak bu I ışını? Aynı zamanda değil mi düzlem aynamın arkasından da geliyormuş gibi bir yansımada bulunmuş olacak. Fakat bakın ayna burada aşağıdaki kısma bir yansıtmada bulunmuyor. Doğrudan yansıttığı şekil şu. Değil mi? Şu yarım daire olmuş olacak. Doğrudan bunun üstünden yansıttığı burası olmuş olacak. Yani şu aşağısı ve bu yarım daire tam gölge. Burası gölge olmuş olacak. Bakın çünkü burada ayna yok. Bu taraftan bir yansıma gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden benim doğru cevabım Bursa olmuş oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere.